Saat 11'de parti önünde Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Remziye Üskan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı. Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hava Şen, Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli vatandaşlarımız için yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor gözükmek için değil, insani ve manevi değerleri önde tutmamız, dolayısıyla özümseyerek yapmamızdır diye konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli vatandaşlarımıza yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor gözükmek için değil, insani ve manevi değerleri önde tutmamız dolayısıyla özümseyerek yapmamız. Bu hususta bütün Türkiye satındaki yaygın organizasyonlarla, yine her sahayı içine alan plan ve programlarla bugüne kadar ihmal edilmiş olan hizmetlerin süratle yerine getirilmesine özel bir önem verilecektir. Engellilerin toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz önünde bulundurularak, çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve altyapıda kendileri için gereken yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilecektir. Ayrıca engellilerin ihtiyaç duydukları her türlü alet ve gelişim, külfetsiz bir şekilde karşılanması için kolaylık sağlanacak, bunları üreten ve ihraç eden tesislerin kurulması ve gelişmesi teşvik edilecektir. Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığı'nın gerekli ve yeterli çalışmaları yapması, bunun devlet politikası olarak sürdürülmesine özel önem verilecektir. Ağır engelliler için kerim devlet anlayışı esas alınarak hizmetler yürütülecektir. Engellilere verilen hizmetler ile ilgili yerel yönetimlere özel yetkiler ve imkanlar sağlanacaktır. Başta ibadethaneler olmak üzere binalara kolayca girmeleri, ibadetlerini yapmaları, hutbe ve vaazlardan yararlanabilmeleri için gereken her türlü tedbirin alınmasına ve koşulların sağlanmasına özel bir itina gösterilecek. Engellilerle ilgili hizmetlerin yurt çapında aksamadan yürütülmesi için denetleme ve izleme çalışmalarına da önem verilecek ve gereken her türlü tedbir alınacaktır. Engellilerin doktora yapmaları dahil en yüksek seviyede eğitim görmeleri ve sonradan da çalışarak hizmet etmeleri için gereken tedbirlerin alınmasına özel bir itina gösterilecektir. Bu bağlamda milli görüş partileri olarak bugüne kadar parlamentoda olduğumuz sürelerde gerek muhalefet gerek de iktidar dönemlerimizde her alanda olduğu gibi garson devlet anlayışıyla genelde tüm insanlığa özellikle de engelliler konusunda sayısız hizmetler ortaya koyduk.